Selam canlar. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Ben gördüğünüz gibi iyiyim çok şükür. Hava güzel olunca ben de güzel oluyorum. Ben de iyi oluyorum. Ben de mutlu oluyorum. Arabanın içi şu anda yanıyor. Daha camlarımı açmadım. Hastanede işim vardı, randevum vardı. Onu hallettim. Bugün erken açılış yapamadım. Dedim durun şimdi bir açılış yapayım. Buradan sonra markete gideceğim. Gamze'nin canı çilek istemiş. Çilek alacağım kızıma. Ondan sonracığıma belki bir iki yere daha uğrarım. Uğrarsam zaten size çekim yaparım inşallah. Şu bahçeyi biliyorsunuz halledemedim daha. Bazı ağaçların kesilmesi lazım. Çok kalınlar. Makasım da bozuldu. Başka bir makas aldım ama o kalın dalları kesmiyor sadece. Bakayım uygun bir şey bulursam onu alacağım. İşte testere hala almamakta diretiyorum. Elektrikli testere. Ya belli de olmaz. Belki taksitle bir tane bulursam alırım. Kullanamam diye korkuyorum. Bir de tekrar lazım olmaz diye almak istemiyorum. Yoksa alırdım yani şimdiye kadar. Ama bakalım ne olacak. Şu anda arabanın içinde yandım, piştim. Kızarmış tavuğa döndüm. Vallahi hava nefis. Hava nefis. Ekin abi de çalıyor. Hava nefis. Hadi bakalım. Çıkalım gidelim. Ben bir yeneme geldim canlar. Hava güzel olunca canım mangal istedi. Yalnız kararsız kaldım. Şu hazır kömürlü olanı mı alsam? Bu 5 pound. Ya da şurada 10 pound'a bir tane var. 20 pound'a da varmış. Yok hangisi 20 pound? Şu 20 pound. Şu 10 pound. Hangisini alsam diye kararsız kaldım. Bir bakayım. Evet canlar, ben bu mangalı almaya karar verdim. Niye biliyor musunuz? Çünkü katlanıyor. Bir yere pikniğe gideceğiniz zaman rahat rahat arabaya koyabilirsiniz. Ve kurulumu da çok basit. Hiç vida mida, tornavida hiçbir şeye gerek yok. Sadece parçaları böyle aç şeyi mangalı açıyorsunuz, bunu üstüne koyuyorsunuz. Şurada da bir ızgarası var, o ızgarayı da koyuyorsunuz. Böyle. Bakın. Bakın böyle, bunu da içine koyuyorsunuz. Böyle çanta gibi katlanılıyor. Bir dakika ben tek elle yapamadım. Heh. Bakın gördünüz mü? Böyle katlanıyor. Sonra açıyorsunuz. Tabii dediğim gibi ben tek el zor oluyor. Şunu açıyorsunuz. Şunu açıyorsunuz. Şu zımbırtıyı koyuyorsunuz. Bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu da üstüne. Tamam. Oldu da bitti maşallah. Bir de şöyle kömür aldım. Eskiden bu kömürler 3 pound'tu biliyor musunuz? 5 pound olmuş. Yani biz öyle hava her güzel olduğunda ex efendi ile mangal yapardık. Kendisi kebapçı olduğu halde yine mangal keyfi severdi bahçede. Pişirmeyi de severdi, zevk alırdı. Bu kömürde pişen kebabın tadı farklı oluyor çünkü. Pişirirdi, yerdik bize. O pişirirdi. Gerisi tabii bu soslaması, baharatlaması, salatası falan filan çoğu bendendi. O bir tek pişirirdi, bazen keserdi, etleri keserdi. Şimdi benle kızım. Ben yapacağım şimdi. Keyifli keyifli. Ana kız bugün bir mangal yiyeceğiz inşallah. Ben çok sevdim valla. Biraz işte küçüktür ama
Şöyle alçak ama olsun, bir şey olmaz. Öyle. Karpuz falan da aldım. Ondan sonra acıma gamzeye çilek aldım. Şöyle bir de soğan aldım. Şu ince uzun soğanlar var ya, bunlardan aldım. Bunları da ekeceğim. Yeşil soğan çıksın diye. Ondan sonra karabiberim bitmişti. Karabiber aldım. Şöyle bir tane tuz aldım. Başka ne aldım? Şu odun kesen makastan aldım. Ekmek aldım. Öyle. Saçımda. Gamze ile bir işimiz var. Dışarı çıkacağız. Tabii ben yine Gamze'nin hazırlanmasını bekliyorum. Şu mangalda dışarı çıkarayım. Saat kaç? 4'ü çeyrek geçiyor. Ama burada hava zaten hem geç kararıyor hem hava güzel bugün. Bakalım. Paylaşırım zaten. Daha tavuklarımı soslamadım. Tavuklarımı da soslamam lazım. Makineye çamaşır attım. Gamze'nin kıyafetleri, işte çamaşırları, onları yıkıyorum zaten yavaş yavaş, biliyorsunuz. Orada yorgan yüzünü yıkadım, astım. Bahçeme bir çamaşır teli lazım. Ayarlamam lazım işte onu da. Düzgün bir masa lazım oturmak için. Sadece bende şu anda bunlar var. Onları da inşallah zamanla halledeceğim canlar. Ay, inşallah hava bozulmaz. Böyle güzel gider de biz de keyif yaparız. Evet canlar, mangalımızı hazırladık. Tavuklarımı sosladım. Bakalım nasıl olacak. Ateşi alta koydum ama sanki biraz daha mı ateş lazım bilmiyorum. Neyse, ilk deneme böyle olsun bu mangalda. Bir dahakine daha fazla ateş yapayım. Bir paket koydum sadece. Şuraya da o hasırımızı serdim. Böyle. Ana kız yeni evimizde ilk defa mangal yapacağız. Bu güzel havayı değerlendirelim dedik. Valla sanki biraz daha fazla ateş olsaymış iyi olacakmış. Çok aşağıda kaldı ateş. Maalesef. Şimdi bir daha ateş de yakamam yani. Zehirleniriz yoksa. Evet, mangalımız hazır sayılır. Durun, kameramı sileyim. Evet. Bu kadar köfte nereden çıktı? Tavuk. Gamze'nin tabağı. Köfte yapmadım valla, tavuk sadece. Bir de et yaptım. Üstü şeyi çıkardım. Izgarayı çıkardım. Alta koydum. Ateş çok az olmuş. Bir dahakine 2 paket kömür koymam şart yani. Şöyle çevirelim. İlk seferlik böyle olsun. Bir dahakine inşallah daha güzel olur. Mangalın usulünü öğrendik hiç olmazsa. Bu çok pupsa, yarın da yeter. He? Yarın da yeriz bunu. Hadi, afiyet olsun kızım. Evet, yemeğimizi yedik. Beğendin mi kız? Beğenmiş. Çok şükür bugünümüze. Rabbim inşallah bundan sonra hep bize böyle güzel günler yaşatır. Hep böyle mutlu oluruz. Eski günlerin acısını ana kız çıkarırız. Ha, Gamzoş. Ha kızım. Güzel bir gündü. Aslında böyle çay da içesim var. Bahçeye koyayım böyle. Oturayım içeyim de Gamze içmiyor çay. Saat de kaç oldu? 8:30 mu oldu? 8:35. Ha. Aslında yapsam saat 9-9:30 gibi hava kararıyor. Bakayım yetiştirebilirsem bir de güzel bir çay demleyeyim. Bahçemde oturayım, çayımı içeyim, keyfimi yapayım. Allah'ıma binlerce şükür.
Kargalar. Allah'ıma binlerce şükür bugünlerime de. Çok şükür. Verdiğin her şey için sana çok teşekkür ederim Allah'ım. Yine ağlayacağım. Öyle işte. Ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Ama mutluyum. Ağız tadıyla bir mangal yedik. Burnumuzdan gelmeden. Değil mi? Öyle. İnşallah bundan sonra böyle hava güzel oldukça, imkanlarımız el verdikçe böyle bir tavuk, bir paket tavuk alırız. Yaparız, yeriz inşallah. Ama bir dahakine iki paket ateş koy, şey koymam lazım. Kömür koymam lazım. Bu seferki bir tane yetmedi yani. Öyle. Sofrayı kim toplayacak? Müzedeymişim gibi hissediyorum. Nerede? Müze. Müze. Evet. Sofrayı valla çoğunluk ben serdim. Tavukları ben sosladım. Bulguru sadece Gamze yaptı. Salatayı ben yaptım. Mangalı ben pişirdim. Ben mental support için oradayım. Sen hep telefondaydın. No, Nankör. sonradan geldim ya. Neyse. Şu şeyi de bir toplayalım. Sofrayı da bir toplayayım. Olmazsa bir de bir çay keyfi yapayım. Hava kararmadan. Ondan sonra mutfağı toparlayabilirsem mutfağı toparlayayım. Ondan sonra bir kızıl goncalar. Bugün bence sezon finali olacak. Bugün onu izleyeyim. Ondan sonracığıma öyle işte. Sonra da kapanış yaparız. Böyle sizinle paylaşayım dedim. Umarım sizin de keyfiniz yerindedir. Mutlusunuzdur. Hayat bazen çok acımasız oluyor. Çok zor günler yaşıyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz. Çok ağlıyorsunuz. Geç kızım oradan. Ben sonra gelirim. Sonra derken Beni elinde bir şeyler al götür. Boş. götürüyorum. Zahmet etmişsin kızım. Şükret, şükret. Elinde havlu almış götürüyor diyor, şükret şükret. Götürüyor, şükret. Götüre götüre bunu götürüyor. Kendimi de götürüyor. Nerede kalmıştık? Yani bazen hayat gerçekten çok acımasız oluyor. Zor günler geçiriyorsun. Ağlıyorsun. Üzülüyorsun. Bazen bir ekmek alacak paran dahi olmuyor. Ama Rabbim sonradan yüzünü güldürüyor. Sana çektiriyor, çektiriyor ama sonu güzel oluyor. Sadece sabır. Sabır her şeyin ilacıdır diye boşuna demiyorlar. Allah'ım bu günlerimizi aratmasın. İnşallah daha da mutlu, daha da güzel günlerimiz olur kızımla. Biz şu anda halimizden çok mutluyuz, çok memnunuz. Rabbim isteyen herkese versin, bütün bacılarıma versin. Hiçbir bacımı zorlukta, darda bırakmasın inşallah. Sabredin, sabrın sonu güzel oluyor. Bunu sadece size söylemek istiyorum. Öyle. Aslında biraz duygusallaştım. Gamze'nin önünde ağlamak istemiyorum ama hani şimdi diyeceksiniz Özlem bir mangal yedin onun için mi ağlıyorsun? Yok bacım, bir mangal için ağlamıyorum. Ben zaten mangalı eti, tavuğu sadece kokusu hoşuma gidiyor. İnanın yani yapması zevk benim için. Yemesinden ziyade yani yemesinden çok kokusu hoşuma gidiyor. Yoksa inanın çok tantanalı yani bir sürü pislik çıkıyor, dağınıklık çıkıyor. Sadece dediğim gibi rahat rahat ağzımızdan burnumuzdan gelmeden bir keyif yaptık diyelim sadece. Çayımı da yaptım hava kararmadan. Şöyle bahçede güzel bir çay keyfi yapayım. La konu komşu içeri girmiş. Yabancılar anca gece bara papa gidecek de eğlenecek.
Öyle bahçede keyif yapmasını pek bilmiyorlar. Hepsi o evine kapanmış. Ben de böyle bahçemde biraz keyif yapayım. Şu kapağımın önüne bir ışık taktırabilseydim iyi olurdu. Vallahi güzel geçti bugünümüz. Allah'ıma bin şükür. Ertesi günden selam canlar. Dün güzel bir gün geçirdik. Gene söyleyeyim. Dün de söyledim, şimdi de söyleyeyim. Yavaş. Sanki öndeki frene basmıyor ya. Bugün Gamze'ye müdahale edince araba sürerken çok kızıyor bana. Gamze'nin arkadaşı bile gidiyoruz çay içmeye. Çağırdı. Geç çıktık evden anca yani. Bir de şansımıza akşam trafiği yani. Milletin işten çıkış saati. Trafik var. Gamze dedi benim arabayla girelim. Dedi arkadaşla dedi şey yaparız. Çıkarız dolaşırız hiç olmazsa. Senin arabanda benim sigortam yok. Benimkiyle gidelim. Ben de birazcık fazla karışıyorum galiba Gamze'ye araba sürerken. O da bunu sevmiyor. Ambulans mı? Polis mi? Ambulans. Öyle. Bir gün sizi bu bahçeye getireceğim. Şuraya. Bir gün sizi şuraya getireceğim. Ambulans geliyor. Allah yardım etsin. Rabbim şifa versin inşallah. Önce hastaneye gidiyor. Hastaneye gidiyorlar. Vallahi trafiğe kaldık. İnşallah fazla geç olmadan şöyle varırız sağ salim. Öyle. Sonra size ara ara yolu çekerim. Hiç olmazsa ben araba kullanmıyorken çekeyim size. Ben sürdüğüm zaman Gamze'ye diyorum kızım çek bana. Çekmiyor. Çekmiyor. Pek çekim yapmayı sevmiyor hanımefendi. Bir de bana gülüyor yandan yandan. Ben ne tepki vereceğim, ne diyeceğim diye. Ayağının bile oynamasını fark ediyorum ben. Yani sürüyorum kendime. Ya insan kendisi araba sürdüğü zaman inanın başkasının arabasına bindiğinde şu bir tuhaf oluyor yani. Herkes hani kendini iyi şoför zannediyor ya. Gamze de diyor anne 3 senedir araba sürüyorum dedim. Ben de 10 senedir sürüyorum ama yani gene de insan dikkat ediyor. Sen kendine güvensen bile karşıdakine güvenmeyeceksin. Ona göre dikkatli süreceksin. Neyse bir de gittiğim yerde erik de var. Erik de yiyeceğim. Yeşil erik. İnşallah. Türkiye'ye gelmeden önce fıstığı burada açacağım. Fıstık mı? Fıstık mı? Burada açacağım. Yiyeceğim inşallah. Belki ben Türkiye'ye gelene kadar kalmaz daha yeşil erik. O yüzden şimdiden yiyip bir nefsimi körelteyim. Ben size demiştim ya salatalıkla kabak fidesi de ekmiştim Gamze'nin arkadaşının annesi için. Onları da şimdi götürüyorum. Gerçi onlar da Türkiye'ye gidecekler bilmiyorum. Evde kimse kalacak mı? Yok. Artık kim kalırsa olsunlar.